Hanımlar, selamlar, buyurun. Uyarımız mı var Seda Hanım? Neyimiz? Uyarımız mı? Yok canım, yok canım. Bugün kavga yok yani. Bugün kavga yok, bugün üzüntü var. Bugün ağlattınız bizi ya. Ya. Ağlattınız ağlamak ya. Da güzel ya. Ağlamak da güzel. Çok güzelsiniz, geçen çok yıllarına şıksınız. Mı ağlarsın, yaşanan anılara mı? Allah gelecekte ağlatmasın, boş ver. Geçmiş geçmişte geçmiş, kaldı. Geçmiş geçmişte kaldı ama en azından ufacık bir şeyler olsun hatırlatıyor o geçmiş. Bence aşk için dökülen gözyaşı güzeldir. Allah aşksız kalmamayı nasip etmesin. Evet, kesinlikle. O yüzden aşk yaşayalım hepimiz diyorum. Beyler selam, nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Biz de iyiyiz, sizler de hislendiniz mi? Ne yaptık mı? Ne hislendiniz mi? His. Onlara da biz vardı. Hep hisliyiz. Hisliyiz valla hep maşallah. Hep hislisiniz. Bu ev çok hisli. Onlara çünkü bir şarkı dinlettik, herkes bir şeyler hatırladı ve gözyaşı döktü. Neyse sizi biraz daha yüksek görüyorum. Ne bileyim ağladım ya. Yani bugün bir gelin adayımızın gözyaşı dökmesi çok normaldi. Çok büyük bir aşk. Sadece artık ikisinin arasında kalan bir aşk da değil yani. Adnan ve Ceyda arasında olan bir şey de değil. Ad C'leri de çok üzecek. Bugün buradan bizi izleyecek olan bütün izleyicilerimizi belki hayal kırıklığına uğratacak. Belki onları da gözyaşlarına boğacak. Bir şeyler yaşandı. Önce bir izleyelim mi? Belki bir süre ağlarsın, tamam. Belki bir süre acı çekersin ama bitiyor emin ol. Bir süre sonra kendine geliyorsun. Ve kendin için hayırlı olan neyse onu istiyorsun Ceyda. Tamam. İnşallah bundan sonra... ...evlilik yolunda gittiğin adama bu hataları yapmaz. Ondan sonra Adnan artık yok. Yapamam. Sensiz yapamam ben. Yapamam. Çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Yaparsın Ceyda, yaparsın. Adnan, Ceyda'ya son bir şans daha verdiğini, babanlar geldikten sonra işte o istediğin 5 şeyi yaparsa tekrar yeniden deneyebileceğinizi söylemiştin. Bir anda ne oldu? Geceler boyu düşündün mü? İçin mi ısınmadı? Yüreğin mi kabul etmedi? Bugün böyle net bitirdin. Yüreğim kabul etmiyor Seda Hanım. Eskisi gibi olamıyorum. Eskisi gibi bakamıyorum. Gözlemleyeyim diyorum, gözlemleyemiyorum. Olmuyor. Yani, tamam, bak... koca yüreğim var dediniz, sağ olun ama o koca yürek darmadağın olmuş. Etrafını sarıp sarmalayamıyorum. Bakıyorum Ceyda vücut diliyle sana yaklaşıyor, az önce gördüm. Sen hemen koltuğunda geri yaslanıyorsun. Yani beden dili olarak da kendini Ceyda'dan geri çeker hale gelmişsin. Evet. Hani bunu isteyerek mi yapıyorsun yoksa içinden mi öyle geliyor? İçimden öyle geliyor. Hani bir daha onu eskisi gibi kucaklayamayacağına, sarılamayacağına inanıyor musun? Aynen öyle. Bunlar benim için önemli göstergeler ya çünkü. Ya ben bu eve gelirken artık eski hataları yapmadan ilerleyeceğim demiştim. Ve olmuyor. Kafam öyle bir sokmuşum ki eski hataları yapmak istemiyorum. Daha çok üzüleceğiz. İleriki zamanda bu sefer ben de kötü olacağım, o da kötü olacak. Hiç o raddeye girmeden en başında bu şekilde olması daha iyi olacak. Hayır, çünkü şöyle bir şey var. Bazen... Hani canımız sarılmak ister, onun gözyaşlarını silmek ister, kucaklamak ister, kendimizi tutarız. Dur deriz ya, şimdi hemen ona bunu yapma yani, sarılma, dur bir geri çek. Hani o başka bir durum. Canının isteyip de sarılmaması, canının isteyip de gözyaşlarını silememek, kendini frenlemek başka bir durum. Bir de kendiliğinden artık o koltukta o kendini geri atışın Ceyda yanına gelince. Onu merak ediyorum. İçinden evet. Geldi de mi frenledin, içinden artık gelmiyor mu? Gelmiyor. Demek ki beni hiç sevmemiş.
Ben bundan bunu yapma çıkarttım. Yapma böyle bir yorum. Ceyda yapma, yapma böyle bir yorum. Yo sen nasıl istersen. Aynen. Demek ki seni sevmemişim. Seni bugüne kadar ya, kandırmışım. Bu raddeyi de ben getirdim, özür dilerim. Yok, içinden hiç gelmemiş. Bugüne kadar yaşananları yok saymayın. Bazen insan içinde bir şeyler kopar. Kadar kolay kopar. Bitiremez bir insan çünkü. Hatasız kul olmaz. Bir kadın dört dörtlük de olamaz. Öyle hatasız bir insan da bulamaz. Dört dörtlük bir kadın hayatta bulamaz. Hatasız kul olamaz. Kimse bulamaz. Tamam, hatasız kul olamaz ama hatanın boyutları vardır Ceyda. Geri dönüş olabilen hatalar, geri dönüş olmayan hatalar. Öyle dedi de ondan. Dört dörtlük bir kadın istiyorum dedi de ondan. Çünkü gıcık ettin beni orada. Sinir ettin beni. Sen dört dörtlük müydün ben seni ilk kabul ettiğimde? Kimse dört dörtlük değil. İyi. Sen ne dedin? Ben böyleyim Adnan. Beni kabul edeceksen böyle dedin en başında. Tamam dedim, kabul ettim seni. Ne oldu da şimdi Adnan değişeceğim ben diyorsun. Aşığım diyorsun. Tamam. Çünkü şimdi sana aşıksın. Aşık oldum, anladın o mı? O zamanlar demek ki sana aşık oldum. O zamanlar sana hiçbir şey hissetmiyordum. İşte evet. O zamanlarda ben evet, sana çok şeyler hissediyordum. Evet, sadece seviyordum seni. Ama şimdi ben sana aşık oldum, anladın mı? Ceyda, o aşkla zamanlarda... Aşkla sevginin arasında dağlar kadar fark var Adnan. O zamanlarda ben seni çok seviyordum ama demek ki sen beni o kadar sevmiyordun. Şimdi de sen beni o kadar severken ben demek ki seni o kadar sevmiyorum. Şimdi onların acısını çıkartıyorsun benden, bunu biliyorum. Hiçbir şeyin acısını çıkartmıyorum ben senden. Çıkartıyorsun. Tamam, çıkartıyorum acısını senden. Ben öyle bir vicdansız adamım. Ben öyle gözü kara, hiç böyle karşısındakini gözü görmeyecek bir adamım. Kurtuldun sana hadi. Gözün aydın. Ceyda, bir gün önce bu kadar sevdiğin, halen bu kadar aşık olduğunu söylediğin bir adamın böyle olduğuna inanamazsın. Seni de inanarak konuştuğunu zannetmiyorum. Adnan'ın seni sevmediğine inansan, yaşananların gerçek olmadığına inansan böyle gözyaşı dökemezsin. Böyle bir şey yok. Sen de biliyorsun. Ama işte kimi için ufak bir şey büyüyor, bir ilişkiyi bitirecek hale geliyor. Kimi için o kadar önemli değil. Bu evde başka ayrılıklar da oldu. Aynı şeyleri yaşadık değil mi? Yani insanlar büyütebiliyor. Demek ki onda bu güven önemli bir şey. Yani güven zaten çok önemli bir şey de. Şimdi bu kesin mi Adnan? Kesin. Milyonların önünde, sizi bu kadar seven adcecilerin önünde, tüm izleyicilerimizin önünde. Kesin mi bu? Ya bu adcecilerin önünde veya başkalarının önünde değil. Ben evleneceğim kadınla bu tarzda bir ilişki yürütemeyeceğimi anladığım için noktayı koydum. Umuyorum ikiniz için de hayırlısı olur o zaman. Mutluluklar Adnan sana. Efendim? Mutluluklar. Sana da sonsuz mutluluklar. İkiniz için de hayırlısı olur inşallah. Lütfen aşk acını Ceyda günlük yaşa. Kendini kahretmeni istemiyorum. Bugünü atlatmaya bak. Yarın sabah yeni bir güne uyanmaya bak, o günü atlatmaya bak. Acıyı böl, sabrını böl. Hayatın ve acıların üstesinden anca öyle gelirsin. Ben iki sene sonra ne olacağım, iki ay sonra ne olacağım, bu aşkı hiç unutamayacağım değil. Günü böl, sabrı böl, acıyı böl. Umuyorum ikiniz de mutlu olacaksınız. Aynı şeyi senin için de söylüyorum Adnancığım. Senin de çok mutlu olduğunu düşünmüyorum şu an. Sen de bambaşka ümitlerle gelmiştin bu eve, başlamıştınız ilişkiye. Aynen öyle. Sen gelirken ben aşıktım sana diyorsun. Evet. Ceyda da şimdi ben aşığım, o zaman değildim diyor. Ben şahit. Ne olur, sen yeter ki sen...